Merhaba arkadaşlar. Bugünkü İngilizce dersimizde turizm konusunu inceleyeceğiz. İşin içerisinde turizmden bahsedeceksek belli başlı kelime gruplarını bilmemiz gerekiyor. Bu kelime gruplarını nerelerde kullanmamız gerektiğini soracak olursanız belli başlı kelime tariflerinde, yer yön tariflerinde veya bir yeri tanımlarken kullanabileceğimiz noktalardır. Aynı zamanda turizm işin içerisinde olduğundan dolayı da bu noktada da konaklama dediğimiz kavram da işin içine girmektedir. Dilerseniz ilk önce kelime gruplarımızı bir inceleyelim. Kelime gruplarımızı bilmemiz bizim soru çözümlerinde veya kendimizi ifade etmemizde e, olanak sağlayan altın noktalardır arkadaşlar. Activity dediğimiz nokta etkinlik veya aktivite, seaside deniz kenarı, sea deniz, site kenar demek olduğuna göre deniz kenarı, countryside. Burada site kenar olarak kullanılmamış, alan olarak kullanılmış. Kırsal alan yerine biz kırsal kenarı diyemeyeceğimiz için kırsal alan şeklinde countryside diyoruz. Destination, varış noktası. Architecture, mimari yapı. Attraction, gezilecek, görülecek yer. Aynı zamanda turizmsel anlamında bu. Attraction'ın bir diğer noktası da dikkat çekici anlamındadır arkadaşlar. Historic site, burada da arkadaşlar historik, tarihi yer veya yerler şeklinde. Tarihi siteler şeklinde de tanımlanabilir. Hospitality misafirperverlik. Accommodation'ı biz birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu da konaklama demek. Urban şehirle ilgili herhangi bir nokta. Bazen şehir içerisindeki dolmuşların hemen arkasında urban kelimesi yazar arkadaşlar. Bu da dikkat çeke e, çekmek amacıyla kullanılan bir noktadır. Urban dediğimiz nokta şehirle ilgili herhangi bir e, unsur. Rural kırsal, ancient e, eski veya antiklerden bahsederken ancient e, ifadesini kullanıyoruz. Unusual, sıra dışı, fascinating, büyüleyici, incredible, inanılmaz, exciting, heyecanlı. E, historical, az önce de görmüştük. Historical site'dan tarihi anlamını taşıyor. Historical'da e, modern kelimesi de adı üzerinde İngilizceden ge geçen bir kelime olduğu için de modern anlamını taşımaktadır. Akımın değişim konusunu biraz inceleyecek olduğumuzda arkadaşlar işin içerisinde turizm olduğundan dolayı belli başlı noktaları da bilmemizde fayda vardır. Türkiye'de genellikle kullanılan noktalar arkadaşlar bir ve üçüncü alanlardır. Birinci alan dediğimiz all inclusive her şey dahil oteller demek. Half board ise yarım pansiyon dediğimiz ifadeye denk gelmektedir. Her şey dahili inceleyecek olduğumuzda you can stay in uh, an all-inclusive hotel. It's more comfortable than other choices. Buradaki noktaya bakıldığında, uh, her şey dahil oteller diğer seçeneklere göre daha konforludur diyor. It includes breakfast, uh, include dahil olmak demek. Neler dahilmiş? Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahilmiş. Hepsi bir arada olduğu için all, hepsi demektir. It also, also aynı zamanda includes entertainment, sports and shopping, etc. Entertainment, eğlenceler, spor aktiviteleri veya alışveriş noktaları da bunun içerisinde dahildir. ATC dediğimiz nokta arkadaşlar, etc. Bizim Türkçe'de kullandığımız ve benzeri dediğimiz ifadenin İngilizce karşılığıdır. Bed and breakfast dediğimiz nokta ise arkadaşlar genellikle yurt dışında kullanılan bir noktadır. Daha çok İngiltere'de yaygındır arkadaşlar. Buraya bakıldığında da you can stay in bed and breakfast kısaca B&B olarak geçmektedir. It's usually a boarding house. Buradaki nokta arkadaşlar boarding house demesinin nedeni İngiltere'de belli başlı konakların veya e, büyük evlerin belli başlı bölümlerinin veya tamamının misafirperverliğe açılarak otelmiş gibi kullanılmasına biz B&B oteller diyoruz. Daha çok burada e, anlamamız gereken nokta butik oteller şeklinde de geçmektedir. Burada neler dahildir? Sadece it includes only breakfast, not lunch. Sadece e, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ne hariç öğle yemeği burada B&B e, otellerinde verilmemekte. Yarım pansiyon otellere bakıldığımızda it includes sadece kahvaltı ve akşam yemeği mevcut. Ne mevcut değil yine? öğle yemeği mevcut. Değil. İkisi arasındaki fark nedir? B&B ile halboardun. Burada arkadaşlar herhangi bir evin otele dönüştürülmüş halidir. Burada da zaten otel konseptinde hazırlanmış bir binanın yarım pansiyon olarak verilmesi, hizmet vermesi şeklinde de tanımlanabilmektedir. Burada bakacağımız önemli bir nokta da arkadaşlar preferences dediğimiz kendini ifade etme veya tercihleri söylerken kullandığımız takılardır. Bu takıların hepsi birbirlerinin yerine kullanılabileceği gibi ayrı ayrı anlamlar taşıdığından dolayı da kelime gruplarına has veya kelime gruplarına özgü bir şekilde de kullanılabilmektedir. Altı tane tanım göreceğiz. Would rather ifadesi tercih etmek. Kısa yazılışlarında özne ile birlikte sadece D harfini koyarak da bu D'nin would olduğunu bilmemiz gerekmekte. I'd rather visit historic sites than big cities. Kullanımına dikkat edin. I'd diye okuyorum buna. Ee, bunun uzun yazılışlarında I would şeklinde de yazılabilir. Lakin biz daha çok kullanımını bu şekilde yapıyoruz. Buradaki anlamına bakıldığında da den ve dan ifadeleri olduğuna göre bunlar komperatiftir. Karşılaştırma yapılmıştır arkadaşlar. Büyük şehirlerden ziyade tarihi siteleri veya tarihi öğren yerleri gezmeyi tercih ederim. Would you rather stay in B&B hotel? Bed and breakfast otellerinde kalmayı tercih eder misin? Bunlara verilecek olan cevaplarda da cevap vermemiz gerekseydi yes I'd şeklinde kısa cevap vermemiz gerekmekte. Bunun yanına isterseniz rather'ı da koyabiliriz. Prefer ifadesi de tercih etmek yine anlamındadır. I prefer... All include hotels to B&B. Şimdi burada da karşılaştırma vardır. Lakin arkadaşlar, voultrader'la prefer birbirlerini karıştırmamamız gerekiyor. İki tane tanımlamadan bahsedeceksek, karşılaştırılan ve karşılaştırma yapılan nokta bir ve iki noktasından bahsedecek olduğumuzda birinci e, preferences ifademdeki gibi. Buradaki karşılaştırma öğemiz bizim den'dir. Prefer ifadesinde ise buradaki noktamız two'dur. Burada bir ve iki yine karşılaşacak olduğumuzda burada da yine bir komperatif türü yapılmıştır. Bir şeyi bir şeye tercih etmekten bahsedilmektedir. Neyi neye tercih etmekte? B&B oteli bütün, e, tam pansiyon otele tercih ederim. Burada to'nun verdiği anlam tam olarak ea anlamındadır arkadaşlar. Yönelme iki olarak kullanılmış. Eğer bir karşılaştırma yapılmayacaksa arkadaşlar düz bir cümlenin içerisinde de geçilebilir. I prefer summer holiday. Peki buradan şu anlam çıkmasın. Would rather'da her zaman karşılaştırma yapılır. İfadesi söz konusu değildir. Karşılaştırma yapılacağı zaman mutlaka would kullanacak isek then ifadesini kullanmam gerekiyor. Yine aynı şekilde karşılaştırma yapacağım zaman to ifadesini kullanıyorsam prefer ifadesiyle yapmam gerekiyor. Bir diğer ifadeyle to ile yapılan karşılaştırmada would rather'ı kullanamazsınız. Then ile yapılan karşılaştırmada da prefer ifadesini kullanamazsınız. I prefer summer holiday, yaz tatillerini tercih ederim. Burada karşılaştırma yapılan herhangi bir nokta yok, dikkat edin. To me, az önce to'yu söylemiştik. To ne anlamına geliyordu? Ea anlamına, yönelme ki. Me de ben olduğuna göre, beni bana. Buradaki anlamına bakıldığında da bana göre demektir to me. To me, gördüğünüz gibi yine cümlenin başında kullanılan bir ifade. Kendisinden sonra da virgülle ayrılmaktadır. Diğer ifadelerde böyle bir durum söz konusu değil virgülle ayrılmak. Ama to me de böyle bir durum söz konusudur. To me, hospitality is more important than will. Burada da bir karşılaştırma yapılmış. Bana göre misafirperverlik görünüşten daha önemlidir. Uzun hecelilerde de yine dikkat edin more ifadesiyle birlikte bir komperatif yapılmış. To me... <laughs> Yine to me, Rome is more fascinating than Paris. Roma, Paris'ten daha büyüleyicidir şeklinde de yine burada bir karşılaştırma yapılmış. Buradaki karşılaştırma ifademiz yine ne? Dikkat edelim. Den ifadesi karşılaştırılma eki olarak verilmiş. Wultreder'daki farkımız ne? Burada to me cümlenin başında kullanılıp kendisinden sonra virgülle ayrılmasıdır. I guess sanırım demek. I think ifadesiyle birlikte eşdeğerdir arkadaşlar. I think de yine sanırım veya düşünürüm ki. Burada I, th I guess ifadesini göreceğiz. I guess the weather is better than Berlin. Better daha iyi demek. Bunlar düzensiz komparatiflerdir. Good'un komparatif halidir better. Yine burada karşılaştırma yapılmış. Bana göre veya sanırım hava Berlin'de daha iyi şeklinde kullanılmış. Weather hava'dan bahsedeceğimiz zaman hava ifadesini karşılaştırmakta. Bir sonraki konumuzda zaten weather ifadesini veya hava durumu konusunu detaylı işleyeceğiz. I guess architecture is more fascinating in London. Londra'daki tarihi eserler daha çok büyüleyicidir. Hakikaten de öyledir arkadaşlar. Londra'daki tarihi müzeler ve yeraltı metroları dünyaca ünlü noktalardır. I believe, believe inanmak fiilidir. İnanırım ki şeklinde söylenebilir bu da. I believe İstanbul is an incredible destination for our holiday. İstanbul seyahatimiz için mükemmel, incredible, mükemmel bir varış noktasıdır. Yani bu kişi İstanbul'a gitmek için can attığını da söyleyebiliriz. I suppose yine I guess gibi kavramsal olarak aynı cümlelerdir arkadaşlar. I suppose da yine e, varsayıyorum ki anlamındadır. I suppose there are beautiful destination in New Delhi. New Delhi Hindistan'ın başkenti. E, there are burada deriz derar kalıplarından kullanılmış var yok olaylarından bahsedilmiş. Beautiful destination, destination varış noktalarından bahsediliyor. E, varsayıyorum ki New Delhi'de bir sürü güzel varış noktaları yani gezilmesi gereken, görülmesi gereken bir sürü noktanın olduğunu burada kişi söylemeye çalışmış. Bir diğer bakacağımız nokta ise arkadaşlar weather. Weather hava demektir. Yani burada da hava durumlarından bahsedeceğiz. Hava durumu İngilizcede nasıl sorulur veya bugün hava nasıl ifadesinde What's the weather like? Bugünü de koyacaksak sonuna da today kullanmamız gerekiyor. Today'siz halinde hava nasıl? şeklinde kullanırız. Today ile birlikte bugün hava nasıl? What's the weather like today? Burada like kelimesi hoşlanmak değil, what birlikte sorulduğundan dolayı gibi anlamını taşımaktadır. Buna verilecek olan cevaplarda hava cansız bir varlık olduğundan dolayı it ifadesini kullanıyoruz. Buradaki s takısı emizarın kısa yazılışı olduğundan dolayı da yine biz de kısa yazılışıyla yapalım it nokta nokta nokta. Bu nokta noktalara gelecek olan noktalar da aşağıda resimlerle anlatılan ifadelerdir. Sunny güneşli, rainy rüzgarlı, snowy karlı, foggy sisli, windy rüzgarlı, stormy yine fırtınalı, cloudy bulutlu, hot sıcak, cold soğuk, warm ılık ve cool serin. Buradaki kavramlarına bakıldığında sun güneşten gelmekte güneşli. Rain yağmur yağmurlu e, anlamında olacak. Burada rüzgarlı olarak değil yağmurlu olacak. Ya, yazılışta bir hata olmuş kusura bakmayın. Yağmurlu şeklinde olacak. Snow kar olduğu için karlı. Fog sis sisli anlamında. Wind rüzgar windy e, rüzgarlı. Storm fırtına demek. Stormy fırtınalı. Cloud bulut demek bulutlu derken cloudy, hot zaten sıcak, cold soğuk, warm ılık ve cool da serin anlamını taşıyordu. E, belli başlı hava durumu programlarında veya e, TV programlarında arkadaşlar forecast diye bir ifade de karşımıza çıkmaktadır. Forecast tahmin demektir. Hava durumu tahminlerinden bahsederken forecast weather şeklinde ifade kullanılır. Buradaki bakacağımız noktaların sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.